Bismillahirrahmanirrahim. Tahlil videolarımıza devam ediyoruz. Babu merfuatil esma'i. Merfu isimler babı. Bazı kelimeler vardır, kelime ögeler vardır. O ögeler daima merfudur. El merfuatu merfuat seb'atun. 7 tanedir. Ve hiyo merfu olan kelime çeşitleri ögeler. El fa'ilu fa'ildir. Vel mef'ulu ve mef'uldür. Öyle mef'ul ki ellezî o mef'ul ki lem yüsemme zikredilmediğine fa'iluhu onu fa'il. Fa'ili zikredilmeyen mef'ul. Yani naibu fa'il. Ve el mübtede'u mübtedadır. Ve haberuhu ve mübtedanın haberidir. Bunlar daima merfu olan kelime çeşitleridir. Tabi devamı var, daha yedi ulaşmadık. Şu an sayfanın son satırındayız. Burayı bir inceleyelim. Diğer sayfadan manalandırmaya inşallah devam edeceğiz. Şimdi babu merfu'atil esma'i. Anlatılacak bir sürü şey var. Nedir o? Bir kere babu kelimesi haberdir. Neyin haberi? Mübteda nerede? Mübteda mahzuf, yani silinmiş. Silinmiş müptedanın haberidir bu. O silinen müpteda nedir? Hada'dır. Hada, sükun üzere mevli ismi işarettir. Hada bu, babu merfu'atil esma'i, merfu isimler babıdır, konusudur. Babu kelimesi hem haber hem de muzaftır. Merfu'at kelimesi öyleyse muzafun ileyh olmak. Aynı şekilde bu muzafun ileyh olan merfuat kelimesi bir de muzaftır. Yani hem muzaftır hem de muzafun ileyhtir. Sağındaki kelimenin muzafun ileyhi iken solundaki kelimeye muzaftır. El esma muzafun ileyh konumundadır. Merfuat kelimesi cemi müennes salimdir. Cemi müennes salimlerin cerhali esre iledir. Bu yüzden esra almıştır. El esma kelimesi cemi mükesserdir. İsmun, ismani, esma. Cemi mükesser, kırık çoğul. Cemi mükesserlerin yapılış yöntemleri vardı. Bunu Tuhfet-i Hüseyniye'de biz işledik. Tuhfet-i Hüseyniye kayıtlarımız mevcuttur. İsmun esma hangi yöntemle yapılmış? Tegayyurun fi şekli ma'a ziyadeti. Yani bu müfretten cemiye gidişte müfredin cemi halini almasında ne gibi değişiklikler meydana gelmiş? Bir, hareket değişikliği var. İki, harf ilavesi var. Tegayyurun fi şekli ma'a ziyadeti yöntemiyle elde edilmiş bir cemi mükesserdir. Başka, el esma kelimesi bir kere gayrimusariftir. Bir kelimenin gayrimusarif olduğunu tespit ederken neye bakarsın? O bir illetler var. O illetleri görebiliyoruz. Bir takım illetler var ki bir kelimede o illetlerden iki tane aynı anda olması gerekir. Bir takım illetler de var ki tek bir illet yeterlidir. İki illet gücündedir o. İşte el esma elif-i memdude ile bitmiş. Elif-i memdude tek başına bir illet olup iki illet gücündedir. İkinci bir illet aramaya gerek yoktur. Buna göre esma kelimesi elif-i memdude ile bittiği için direkt gayrimusariftir. Ayrıca elif-i memdude takdiri irab almaz. Üç hali de zahiri irab almaktadır. Yani işte maksur veya menkus elifle karıştırılmasın. Bunun yanında el esma kelimesi gayrimusarif dedi ki gayrimusarif olduğunu elif-i memdude ile bitmiş olmasından anladık. Gayrimusarif ise cerhali gayrimusarifi nedir? Fethadır. Neden esramış? Çünkü eliflamlıdır. Gayrimusarif olan kelimeler eliflamlı iseler onların cerhali esre ile olmaktadır. Devam. El-merfu'atu seb'atun, merfu kelimeler 7 tanedir. El-merfu'atu mübteda, seb'atun, mübtedanın haberi olur. Ve hiye, hiye mübtedadır. El-fa'ilu, onun haberidir. Aradan gelen diğer kelimeler nedir? Matuf olacaktır. Vav atıf harfidir.
Buna göre el mef'ul fail kelimesinin üzerine atfedilmiştir. El fa'ilu mef'udur. El mef'ulu o da mef'udur. Ellezî bir isim mevsudur. İsim mevsuller mebnidir. Sesnedir hariç. Elledâni, elledeyni, elletâni, elleteyni. Tesnileri isim mevsulleri nedir? Murettir, mebni değildir. Ama tesnileri dışında mebnidir. Peki ellezî ne üzere mebni? Sükûn üzere mebni. İsmi mevsuldür. Ayrıca el mef'ul kelimesinin sıfatıdır. Yani sükun üzere mebni ama mahallen mef'uldür. Mebni kelimeler i'rablarını mahallen alır. Peki neden mahallen mef'ul dedim de mecbur demedim? Çünkü mevsufu yani tabi olduğu kelime, sıfatı olduğu kelime merfudur. Öyleyse kendisi de merfu olmak zorundadır. Lem yüsemme. Lem nedir? Harfu nefyin, harfu cezmin, harfu kalbin. Üç tane özelliği var. Nefi harfidir, kelimeye olumsuzluk verir. Cezm harfidir, kelimeyi cezmeder. Bir de kalp harfidir. Kelimedeki zamanı, o fiildeki zamanı, muzari zamanından maziye dönüştürür, peki lem cezmeder dedi. Yüsemme. Yüsemmeye bakıyorum pek de cezm halinde görünmüyor. Nasıl cezm hali diye düşünmek mümkün olabilir. Ama böyle düşünülmemelidir. Yüsemme kelimesi an itibariyle nedir? Mezzumdur. Ne sebebiyle mezzum? Lem'den dolayı mezzumdur. Peki cezm alameti nedir? Sonundaki elifin hasfedilmesidir. Yüsemme, semma, yüsemmi, yüsemma, yüsemme. Bir kere meçhul fiildir. Önce onu bilelim. Meçhul muzari fiil. Sonundaki elif hasfedilmiş. Son harf illetli olan muzarinin cezm alameti sonundaki illet harfinin silinmesidir. Fa'iluhu, fa'il kelimesi bu durumda onun naibu faili olacaktır. Fa'il aynı zamanda muzaftır. Hu, muzafun ileyhtir. Çünkü bir zamir bir isme bitişirse orada kesinlikle izafet olur dedik. Yani zamir muzafun ileyh bitiştiği isim fa'il kelimesi muzaf olmaktadır. Hu zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebniler mahallen irafalıdır. Hu zamiri şu an muzafun ileyh olduğuna göre muzafun ileyhler de daima mecrur olduğuna göre nedir? Mahallen mecrurdur. İzafet varsa akla bir başka şey daha gelebilir. O da nedir? Hu bir zamir dedik. Zamirler marifedir. Marifeye muzaf olan da marifedir. Buna göre fail kelimesi de marife olur. Burada başka bir şey daha da var. O da ne? Burada bir izafet var diyorsan ne manada? Manevi manada mı bir izafet var? Lafzi manada mı bir izafet var? Şimdi lafzi manada bir izafet olabilmesi için buradaki muzafın müştak bir kelime, ismi fail, ismi meful gibi bir şey olması gerekir. Efailun öyle bir şey değil midir? Öyledir. Fe'ale, yef'alu, fi'lun, fa'ilun. İsmi fail kalıbıdır. Demek ki buradaki izafet nedir? Lafzi izafettir. Fa'il bu, onun faili. Tabi izafette manalar olur dediğimiz esnada akla ilk satırdaki izafetler de gelir. Babu, muzaf, merfuati, muzafun ileyh ve muzaf. Dolayısıyla buradaki izafet ne tür bir izafet diye sorulabilir. Mesela babu merfuati. Buradaki izafet ne tür? Sonra merfuati el esma'i. Buradaki izafet ne tür bir izafet? Bunlar hep düşünülebilecek şeyler. Vel mübtedeu ve haberuhu. Vel mübtedeu kelimesi fail kelimesi üzerine atfedilmiştir. Haberu kelimesi de fail üzerine atfedilmiştir. Haber kelimesi aynı zamanda muzaf. Hu onun muzafı ileyhidir. Hu zamirdir. İsme bitiştiği için izafet var. Bu gayet açık. Peki ne tür bir izafet var? Manevi mi? Lafzi mi? Lafzi değildir çünkü haber kelimesi müştak bir kelime değil. Öyleyse manevi izafet var. Manevi izafet varsa ne tür bir mana var? Lam manasında bir izafet mi? Min manasında bir izafet mi? Fi manasında bir izafet mi diye düşünülebilir. Haberuhu onun haberi.
Ve müptedu. Müpteda ve haberuhu. Müptedanın haberi yani müptedaya ait haber. Yani lem manasında bir izafet vardır. Hu marifedir. Marifeye muzaf olan da marifedir. Bundan dolayı haber kelimesi de marife olur. Hatırlatmış olalım. Ve ismu kâne ve kânenin ismi. İsmi kelimesi yine faal kelimesi üzerine atfedilmiştir. Muzaftır. Kâne muzafun ilektir. Fiiller nerede muzafun ileyh olur? Bu nereden çıktı? Fiiller ne muzaf olur ne muzafun ileyh olur. Esasen muzafun ileyh şöyle olur. Mahallen mecrur olur. Kâne. Çünkü kâne mazi fiildir. Mazi fiiller mebnidir. Hatta Tuhfetü Seniyye'ye göre, yani bu kitabın şerhine göre, mazi fiil tüm kalıplarında fetha üzere mebnidir. Yani kânûda bile, cimri müzekkerde bile öyledir ama farklı bir görüş daha var. O da nedir? Tüm kalıplarda fetha üzere mebni olmaz. Mesela cimri müzekkerde kânû, ketebû, nasarû kalıbında zamme üzere mebni olur. Sonuçta konumuz kâne. Kâne kelimesi mazidir, fetha üzere mebnidir. Mahallen mecrurdur. Ehavat kelimesi de vavatı farkı. Kâne mecrur olduğuna göre ehavat da mecrur olacak. O yüzden ehavati mecrur olarak yazılmıştır. Ehavatiha, ehavati kâne. Kânenin kardeşlerinin ismi. Kânenin ismi ve kânenin kardeşlerinin ismi de merfudur. Ehavat kelimesi beş isimden biri. Ehu, eha, ehi, esasen raf hali olarak vav ile, naslı, elif ile, cerri, ya ile olmaktadır. Ama bir takım şartlar var. Bir genel şartlar var. Esma-i Hamse için bir de özel şartlar var. Bu şartlar nelerdi? Bir, bu ehu, ebu gibi kelimeler, bu beş isim bir defa müfret olmalı. İki, mütekellim yasından bir başkasına muzaf olmalı. 3. İsmi tasgir olmamalı. Mükebber olmalılar. Burada hangi kural cereyan etmemiş? Müfrettir. Ehavatiha. Kardeşleri diyorsun. Cemi müennes kalıbı kullanmışsın. Dolayısıyla cemi müennesin irabına tabi olacaktır. Cemi müennesin irabı da cer hali estire iledir. Bu yüzden ehavati olmuştur. Ehavat kelimesi muzaftır. Ha muzafın ilehtir. Bunu çok açık bir şekilde anlıyorsunuz. Çünkü zamirle isim bitişmiş. Bitiştiğine göre izafet vardır. Muzaf ileyh. Ha bir zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebniler mahallen ilahlıdır. Şu anda muzaf ileyh olduğu için mahallen mecrur demekteyiz. Şayet bu zamir burada fail olsaydı mahallen merfu derdik. Müpteda olsaydı mahallen merfu derdik. Mesela mef'ul olsa o zaman mahallen mensup derdik. Her halükarda zamirler mahallen nokta nokta nokta. O noktayı hangi öge ise ona göre doldurmaktayız. Ve haberu inne ve innenin haberi de mef'udur. Ve havatiha yani havati inne. İnnenin kardeşlerinin haberi de mef'udur. Haberu inne, innenin haberi de onun kardeşlerinin haberi de merfu olmaktadır. İnne kelimesi burada muzaf-ı ileyh konumundadır. Çünkü haberu kelimesi muzaf olmaktadır. Haber muzaf olduğu zaman inne de onun muzaf-ı ileyh olmaktadır. İnne bir harftir. Hangi harflerden? Huruf-u müşebbetun bil fi'il. Bu kelime, bu harfe neden hurufu müşebbehetun bil fi'li adı verilmiş idi? Bunun birkaç sebebi vardı. Mesela birinci sebep nedir? Bu harfler 3 ve 3'ten daha fazla harfe sahiptir. Bu kelimeler en az 3 veya 3'ten daha fazla harfe sahipler. Tıpkı fiil gibi. Nesara 3 harfli bir fiil. İstef'ale, istahrace 3 harfli değil, 6 harfli bir fiil. İşte inne, in, ne şeyde açarsan 3 harfli olur. Ke-enne, ke-en-ne şeyde açarsan 4 harfli. Fiiller de böyledir. Nesara, ekrame gibi 3 harf, 4 harfli veya dehrace gibi
Dört harfli fiiller var. Demek ki fiille benzeşiyor. Başka? Tıpkı fiil mazi gibi sonları fethalıdır. İnne, enne, keenne, fiillerde nasara, ketebe, dehrace gibi. Kendilerinde fiil manası vardır. Fiillerde zaten fiil manası var. Bunlarda da fiil manası vardır. Demek ki manaca da yine bir benzeşme noktası var. Fiiller raf eder, nasb eder, öyle değil mi? Fi kullu fi'lin yerfa'u ve yansibu. Avamili bir gibi de kıyasi amil, maddi bir mutlak fiilde bu yazar. Bunlar da nasb ve raf eder. Bunlar ismini nasb, haberini raf ediyor. Fiiller failini raf, mef'ulünü nasb etmektedir. Veya fiil nakıstır, haberini nasb eder, ismini raf eder. Demek ki fiile bu yönden benzemekteler. İşte bu yüzden hurufu müşebbehetun bil fiili demekteyiz. Bu bir harftir. Harfler de mevnidir. İnne fetha üzere mevni bir fiildir. Fiildir diyorum. Harftir. Haber kelimesi muzaf. İnne muzafun ileyh. Öyleyse mevni olduğuna göre mahallen mecrurdur demekteyiz. Ve ehavat kelimesi de inne üzerine atfedilmiştir. Ehavat kelimesi az öncekiyle anlattığım aynı şeydir. Cemi müennes salimdir. Cerhali esre iledir ve muzaftır. Ha muzafun ilektir. Zamirler mebnidir. Mebniler mahallen yapılır. Buna göre mahallen mecrurdur. Ha marifedir. Marifeye muzaf olan da marifedir. Bu yüzden ehavat da marife olur. Ve ettabi'u lil merfu'i ve bir merfu kelimeye tabi olan da merfu olmaktadır. Yani mamulü merfu nedir? Bu saydıklarımızdır. Şimdi saydığı şey ettabi'u lil merfu'i merfu bir kelimeye tabi olan kelime de merfu olmaktadır. Yani madem ki tabi, neye tabi? Merfu'ya. Hangi yönden tabi? İrab yönünden tabi. Öyleyse onun irabını alması gerekir. Buradaki ettabi'u kelimesi yine fail kelimesi üzerine atfedilmiştir. Haber de atfedilmiştir. İsmi de atfedilmiştir. Bunlar hep ilk madde fail üzerine atfedilmiştir. Lil merfu'i la lam harfi cer el merfu'i mecruru. Bunlar tabi'u kelimesiyle mutalliktir. Zehü ve o. Hangi o? Yani tabi olan kelimeler. Ve müptedadır bu arada. Müptedadır demek yeterli olmasın bu defa. Bu defa biraz daha açıklayalım. Ve zamirdir. Görüyorum ki fethayla bitmiş. Öyleyse fetha üzeri mebnidir diyebilirsin. Ama zamirdir. Zamirler mebnidir dedik. Öyleyse bir de müpteda dedik. Demek ki mahallen merfudur. Marif olduğunu da hatırlatmış olalım. Erba'etu eşya ehli ve o tabi olan kelime şeyleri, kelime ögeleri, kelime çeşitleri. Erba'etu eşya e, dört şeydir. Dört tane kelime çeşidi, dört tane öge bir merfuya tabi olabilir. Mensuba da tabi olabilir. Mecrura da tabi olabilir. İşte merfuya olursa o da merfu olur. Mensuba tabi olursa mensup olacaktır. Bu şekilde devam eder. Ve müpteda dedik. Erba'etu onun haberi olmaktadır. Eşya e. Eşya kelimesi tabii ki onun muzafın ileyhi aynı zamanda temyizidir. 3 ile 10 arasındaki rakamların temyizi hem cemi hem de mecrur olarak gelir demiştik. Cemidir şeyun şeyani eşya müfredi şeyun cemisi şey eşya diye gelir. Hangi yöntemle yapılmış? Tegayyurun fi şekli ma'a ziyadeti yöntemiyle elde edilmiş bir cem-i mükesserdir. Ayrıca eşya kelimesi elif-i memdude ile bittiğinden gayrimunsariftir. Gayrimunsariflerin cer alameti fethadır. Bu yüzden fetha almıştır. Dört şeydir dedik. Bunlar nelerdir? Erba'etu haber olduğu gibi aynı zamanda mübdelün min yani kendisinden bedel yapılan. Enna'tu bedeldir. Dört şeyden bedel. Enna'tu na'ttir. Yani sıfattır. Ve daha nedir? El'atfu atıftır. Yani matuf. Ve et-tevkidu tekittir. Ve el-bedelu bedeldir. Bunlar
bir kelimeye tabi olurlar. Hangi kelimeye tabi olurlar? Bir merfuya da tabi olabilirler. Burada merfuya tabi olursa merfu olurlar diyor. Aynı şekilde bu kelimeler bir mensuba da tabi olabilir. Eğer mensuba tabi olursa bunlar o zaman mensub olur. Mecrura tabi olurlarsa mecrur olurlar. Neye tabiyse onun irabına. Merfu'ya tabi olduğunda merfu olur dedik. En-na'tu burada bedel olmakta. Arada vav atıf harfleri var görüyorsunuz. Dolayısıyla diğerleri de matuf olmaktadır. Babul-fa'ili. Şimdi mamulü merfu dedik. Merfu, ögeler, merfu, mamuller şunlar şunlardır dedik. Bunlar daima merfudur dedik. Merfulukları ya lafzen olur ya mahallen olur. İşte hüve mesela bir müptedadır. Müptedalar merfu olur diye bu videomuzda geçti. Bir iki dakika içerisinde geçti bu. Ama bu merfuluk nasıl hüvede? Hüvede mahallen. Erba kelimesi haberdir. Haberler de merfu olur dedik. Haber nasıl burada merfu? Lafzen. Mahallen değil. Demek ki bazen mahallen olur, bazen lafzen olur. Lafzen irab nerede olur? Mahallen irab nerede olur? Bunların da videolarını çektik YouTube'da mevcut. 15 dakikada bir konu diye bir faaliyet başlattık. Orada bunlar geçmiştir. Bir sonraki konumuz inşallah babul faili, fail konusu olacaktır.